Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir diyelim. Cümleten hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine tekrar sizlerle beraberiz. Bugün Silk Road Online Türkiye'de rehberler kısmından tekrardan devam ediyoruz. Bugünkü konumuz sunucu birleştirme ilgili olacak. Hemen sunucu birleştirme ile ilgili burada yer alan görselleri ve teknik detayları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hemen hazırsanız videomuza başlayalım. Hemen yukarıya çıkmak istiyorum. Hızlı bir şekilde sizlere anlatabilmek adına. Silk Road Online Türkiye'den herkese merhaba. Sunucu birleştirme işlemi oyun hikayesi gereği rekabet faktörünü pekiştirmek, oyun heyecanını arttırmanın yanı sıra birçok yeni maceraya imkan sunabilmesi nedeniyle önemli bir oyun dinamiğidir. Var olan iki heyecanlı serüvenin hikayeleri ile bir araya gelerek daha çok heyecanlı, rekabet dolu bir serüvene ev sahipliği yapacaktır. Bilenler ve bilmeyenler için ben tekrardan anlatmak istedim arkadaşlar. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Sunucu birleşimi teknik detayları. Birleşim sonrası karakter isimleri nasıl belirlenecek? Öncelikle tüm karakterlerin isimleri mevcut şekilde yeni birleşim sunucusuna geçiş yapacaktır. Ancak birleşen her iki sunucuda aynı isim mevcut ise bu ismi yalnızca bir karakter kullanabileceği için iki karakterlerden birisi ismini değiştirmek zorunda kalacaktır demiş. Bu iki karakterden hangisinin ismini değiştireceğini ise 3 madde ile belirlenecek ve isim kullanma önceliği sırası belirlenecektir. Öncelikle belirlenen ilk olarak karakter arasındaki en yüksek seviye oyuncuya eğer seviyeler eşit ise deneyim puan oranını örneğin her iki karakterde 105 seviye ise exp deneyim puanı yüzdesine eğer deneyim puanları da eşit ise maksimum seviye ise karakterlerin oyundan en son çıkış zamanı hangi karakter oyundan en son çıktı ise baz alınarak öncelik tanınacaktır demiş. Öncelikle alamayan ve karakter ismini değiştirmek zorunda olan oyuncular oyuna giriş esnasında karakter seçim ekranından karakter isimlerini değiştirebileceklerdir. Hemen alta geçiyorum. Karakter adının değiştirilmesi gereken karakterlerin altında ID yani kullanıcı ismi yer alıyor. Zaten kullanılıyor mesajı gözükecektir demiş. Buradaki resimli görselleri görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan sizler de bakabilirsiniz. Bilmeyenler ve bilenler için tekrardan baştan bu videoyu çekerek anlatıyorum. Bu ekran üzerinde karakterinizin ismini değiştirebilirsiniz. Karakterin ve eşyaların silinecek mi? Hayır, tüm karakterler ve karakterlere ait eşyalar olduğu şekilde birebir olarak korunarak birleşim sunucusuna aktarılacaktır diye sizlere belirtiyor arkadaşlar. Aynı hesap içerisinde birleştirilecek olan her iki sunucuda karakterlerim var demiş. Bir sunucuda maksimum 4 karakter açılabildiği için eğer her iki sunucunuzda toplam 4'ten fazla karakter var ise karakter sayısını 4'e indirmeden oyuna giriş gerçekleştiremezsiniz. Karakter sayısı minimum 4'e indiğinden ise oyuna giriş yapabilirsiniz. Karakter seçim ekranında karakterinizi silmeniz veya silmeye başlatmanız gerekecektir. 4'ten fazla olan karakterlerinizi görüntülemek için karakterlerin solundaki ve sağındaki ok düğmelerini kullanabilirsiniz. Karakter deposuna erişim nasıl olacak? Karakterleriniz yeni bir birleşim sunucusuna taşınacağı için yeni bir karakter deponuz olacağından dolayı eski sunucunuzdaki deponuzda yer alan eşyalarınız korunacak. Ancak bu depoya erişiminiz birleştirme öncesi depo isimli NPC üzerinden gerçekleşecektir.
Birleştirilmişler yeni sunucudaki NPC'de birleştirilmişler sunucudaki depo ve birleştirme öncesi depo olmak üzere iki seçenek olacaktır. Birleştirme öncesi depoda herhangi bir eşya varsa depo kopyalanacak, korunacak ve her zaman erişilebilir durumda olacaktır demiş. Birleştirme öncesi depoya birleşim sonrasında eşya koyamayacaksınız. Ancak var olan eşyalarınızı yeni sunucudaki deponuza taşıyabileceksiniz. Birleşim öncesi deponuzda eşya kalmadığında depo otomatik olarak silinecektir. Eğer her iki sunucuda karakteriniz mevcut ise her iki hesabınızın kasa genişletme eşyası kullanıldı ise birleştirme sunucusunda maksimum genişletme eşyası kullanılabileceğinden ötürü artan genişletme eşyaları otomatik olarak depoya aktarılacaktır diye sizlere belirtiyor arkadaşlar. Örnek bir hesabın bir birleştirme sunucusunda bir adet depo genişletme eşyası kullandığı ve yine aynı hesabındaki ikinci birleştirme sunucusundaki 2 adet depo genişletme eşyası kullanıldığı durumunda birleştirilen sunucuda o hesabın deposu otomatik olarak 2 adet depo genişletme eşyası kullanılmış gibi genişletilir. Fazladan kalan 1 adet depo genişletme eşyası depoya aktarılır. Birleşim sonrası GUID isimleri nasıl belirlenecek demiş. Tıpkı karakter isimleri gibi GUID isimleri de korunarak yeni sunucuya geçiş yapılacaktır. Mevcut GUID'iniz olduğu şekilde taşınacak ve aynı isimle kullanmaya devam edebileceksiniz. Ancak her iki sunucuda da var olan GUID isimlerinin olması durumunda yalnızca bir GUID ismi kullanılabileceği için önce hangi GUID daha yüksek seviye ise seviyelerin eşit olması durumunda ise GUID puanı hangi GUID'den yüksek ise o GUID ismi kullanmaya devam edilecektir. Öncelikle hakkı olmayan GUID Master'i oyuna giriş ekranında GUID'inin yeni ismini belirleyebilecektir. İsim değiştirmesi gereken GUID'in üyeleri isim değişikliğini belirlemeksizin oyuna giriş gerçekleştirilebileceklerdir. Ancak Guild Master'i yalnızca Guild yeni ismini belirlediğinde giriş yapabileceklerdir demiş. Burada bir resimli görsel yer alıyor arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Kale sahipleri silinecek mi demiş. Sunucu birleşim sonrası tüm kaleler sıfırlanacak ve ilk savaşa kadar kalelerinin sahibi olmayacaktır. Aynı zamanda sunucu birleşim öncesi kale sahibi tüm GUID'lerin mevcut vergileri toplanmasına imkan tanınacaktır. Buna göre iki sunucuda da son kale savaşları 11 Eylül'de yapılacaktır demiş. Akademi sıfırlanacak mı? Hayır, akademi puanları olduğu gibi aktarılacak ancak iki sunucunun birleşmesi sonucunda akademi sıralaması doğal olarak mevcut puanlara göre yeniden belirlenecektir demiş. Pet ve arkadaş isimleri silinecek mi? Evet, tüm pet ve arkadaş isimleri sıfırlanacak olup oyuncular dilerse eski pet isimlerini tekrar kullanabilir ya da yeni bir isim belirleyebileceklerdir. Meslek isimleri sıfırlanacak mı? Evet, tüm meslek isimleri sıfırlanacak olup oyuna giriş yaptığınızda yeni veya daha önceki meslek ismini kayıt edebilirsiniz. Meslek seçimi, oyuncular sunucu başına yalnızca bir meslek seçebilirler. Dolayısıyla eğer birleşim öncesinde her iki sunucuda karakterleri var ve meslek seçimi farklı şekilde yapıldı ise her iki meslek arasında daha yüksek meslek seviyesine sahip olan meslek o kullanıcının yeni sunucudaki mesleği olmuş olur. Meslek eşyaları ve kostümleri karakter üzerinde otomatik olarak çıkartılıp çanta veya depo olarak aktarılacaktır. Çanta veya depoya konulan meslek eşyası veya kıyafetleri yeni birleştirilmiş sunucuya transfer edilecektir demiş. Sunucu birleştirilmeden dolayı meslekten çıkmak için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
Ranklar sıfırlanacak mı? Evet, 12 rank, meslek ve kale rankları dahil olmak üzere tüm ranklar sıfırlanacaktır. Birleşim sonrasında tekrar ranklar aktif olacaktır diye sizlere belirtiyor arkadaşlar. Bunu daha önce bilenler ve bilmeyenler için tekrardan bir anlatma gereği duydum. Olası bir server birleşme durumunda arkadaşlar burada yer alan rehberler butonundan oyun kılavuzuna gelerek sunucu birleştirme butonuna bastığınızda buradaki detayları sizler de inceleyebilir. Kafanıza veya aklınıza takılan sorular varsa buradan kolay ve pratik bir şekilde halledebilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla bunu detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi bilenler ve bilmeyenler için tekrardan anlatmak istedim. Olur da bir gün yine tekrardan sonucu birleştirme durumları olduğu takdirde buradan oyun kılavuzu sistemine gelerek hangi sunucular ne zaman birleşiyor veya ne zaman sunucular birleşecek buradan detaylı bir şekilde sizler de öğrenebilirsiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar, bazen dilimden oluşan bir sıkıntıdan dolayı bazen dilim sürüşebiliyor. Kusura bakmayın, dilimden geldiği kadarıyla sizlere detaylı bir şekilde burada olan sunucu birleştirme ile alakalı detayları sizlere aktarmaya ve anlatmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gider. YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.